02 meslek konuşmalarında bu hafta moderatörümüz Berçisi Roksay. Tanıyacağımız bölümse okul öncesi öğretmenliği. Bize bu konuda kim yardımcı olacak peki? Doktor öğretim üyesi Çağla Öneren Şen'di. Hem iş akademik boyutunu öğreneceğiz hem de iş daha derinlerine ineceğiz. Çağla hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çağla, bu konuyla ilgili hepimizin hem bir fikri var hem de hiçbirimizin fikri yok diye düşünüyorum. Bizi bu konuda aydınlatmak isteyeceğim ve ilk sorum şu. Bizim bu anaokulu, kreş, gündüz bakım evi adı altında okul öncesi programlarla ilgili bir sürü çeşitlik var da bunların benzerliği ne ve farkı ne? Evet, yani aslında şöyle başlayabiliriz belki. Okul öncesi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi şeklinde isimler duyuyoruz ve bunun altında bir sürü farklı tanımlama var. İşte kreş var, gündüz bakım evi var, ana sınıfı var, anaokulu var gibi. Aslında şuradan başlayabiliriz. Hani okul öncesi diyoruz ama hani benim çok da böyle hoşlanmadığım bir tanım aslında bu. Çünkü hani sanki bir okul var ve biz bunun öncesiymişiz gibi. Aslında o da bir okul. Nasıl ki ilkokul, ortaokul. Aslında o da bir okul. Biraz hani çeviriyle ilgili diye düşünüyorum. Aslında erken çocukluk eğitimi demek çok daha doğru oluyor. Buna yönelik bir farkındalık da var aslında şu anda. Tabii bu 0-8 yaştan ibaret aslında. 0-8 yaşındaki çocukların eğitimi anlamına geliyor. Ama bizim ülkemizde bu 0-6 yaş arasındaki eğitim anlamına geliyor. Ve aslında yaşa göre bir ayrım var diyebiliriz. Yani yaşa göre gidilen kurum ve kurumun ismi değişebiliyor. Ve tabii ki bir de kurumun nereye bağlı olduğuna göre isim değişiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların ismi daha farklı oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumların ismi farklı oluyor. Aslında şöyle bir ayrım var. 0-3 yaş bebeklik dönemi dediğimiz kesime hitap eden kurumlar genelde aile ve sosyal hizmetlere bağlı kurumlar oluyor. Ve 0-3 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren kurumlara aslında kreş diyoruz. 3-6 yaş arasında hizmet verip yine sosyal hizmetlere bağlı olanlara gündüz bakım evi diyoruz. Onun dışında tabii bir de hani özel ve resmi, hani bağımsız anaokulları dediğimiz kurumlar var. Bunlar genelde 3-6 yaş arasında hizmet veriyor. Bir de ana sınıfı dediğimiz ya da işte bazen anaokulu diyoruz. Böyle bir tanımlamamız var. Bu da genelde 5-6 yaşa, yani ilkokuldan bir önceki basamağa hizmet ediyor aslında. O anlama geliyor diyebiliriz. Bazıları ilkokulların bünyesinde ya da ortaokulların bünyesindeki bir devlet ana sınıfı oluyor. Bazıları da yine özel bir hani ana sınıfı da olabiliyor. Aslında dediğim gibi yani birçok tanım var, birçok isim var diyelim. Bunlar da daha çok bağlı oldukları bakanlığa ve yaş grubuna göre değişiyor diyebiliriz. Peki yani bunu o zaman toplamak gerekirse yanlış anlamıyorsam aslında hepsi erken çocukluk eğitimi. Fakat bizim Türkiye'de okul öncesi eğitim olarak geçiyor. Bunun adı gündüz bakım evi olsa da, kreş olsa da, anaokulu olsa da aslında erken çocukluk dönemindeki eğitimi ifade ediyor. Evet, aslında kesinlikle öyle. Yani biraz da şundan kaynaklanıyor diyebiliriz. Biz Alanyazı'na baktığımız zaman okul öncesi dediğimiz ya da erken çocukluk eğitimi dediğimiz kısımda hani amacı nedir diye baktığımız zaman eğitim ve bakım diye iki amaç önümüze çıkıyor. Şimdi bu anlamda bakım kısmı daha çok tabii 0-3 yaşa hitap ediyor. Çünkü 0-3 yaşta daha hani yetişkine bağımlı, işte bakım verene bağımlı oluyor çocuklar. 3-6 yaşta yine tabii ki bakım desteğimiz olması gerekiyor. Ama eğitim kısmı biraz daha ağırlıklı oluyor. Bunun hepsini biz evet erken çocukluk dönemi diyoruz. Ve bu dönemde verilen bütün hizmetler aslında erken çocukluk eğitimi adı altında adlandırılıyor. Aslında baktığımız zaman bizim aldığımız yani okul öncesi bölümlerinden mezun kişilerin aldığı ünvan okul öncesi öğretmeni. Ama şu an YÖK'ün mesela en son hazırlamış olduğu programda birçok dersimizin adı mesela erken çocukluk eğitimi diye geçiyor. Yani bölüm yine okul öncesi öğretmenliği olarak geçse de alınan bütün dersler erken çocuklukta mesela işte duyu eğitimi, erken çocuklukta hareket eğitimi, erken çocukluğa giriş dersi gibi bütün isimlerin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bu da bence iyiye bir işaret. Çünkü hani okul öncesi dediğimiz zaman nedense hani bir okul değilmiş. Hani bir zaten zorunlu değil evet ama çok önemli bir dönem. Yani birçok
işin temeli burada atılıyor. Yani gelişim alanlarındaki birçok hani öne çıkan şey bu dönemde gerçekleşiyor. Bu yüzden aslında çok önemli bir dönem. Ama biz buna okul öncesi deyince sanki orada verilen şeyler daha çok böyle eğlence amaçlıymış gibi. Hani eğitim kısmı değil de yani çocukları oyalamak, işte aileler işteyken onlara bakım vermekmiş gibi algılanıyor. Tabii ki bu kısımları da var. Dediğim gibi yani bakım da bir amaç eğitim olduğu kadar. Ama hani erken çocukluk eğitimi olarak adlandırmak bence daha alana hakkını vermek diye nitelendirebiliriz. Bu bölümü okuyan bir öğrenci neyle karşılaşır? Neyi bilmesi gerekir? Şimdi ilk başta aslında bu söylediğim şeyi bilmeli bence. Yani ben genelde giriş derslerine yani 3 yıldır mesela giriş derslerine giriyorum ve ilk derste hatta söylediğim şeylerden biridir. Böyle genelde şey yaparım, soru sorarım. Derim ki mesela böyle küçük küçük yazılar hani hazırlayıp onlara dağıtıp hani böyle bir durumla karşılaşsanız ne yaparsınız diye sorarım. Bunlardan biri de şudur. Sınıfınızda işte tuvalet eğitimi olmayan bir çocuk var ya da işte çocuğunuz hasta ve burnu sürekli akıyor. Ne yaparsınız? Yani alt değiştirir misiniz? Sizce öğretmen alt değiştirmeli mi? Sizce öğretmen burun silmeli mi gibi sorular sorarım ve hemen hepsi hayır tabii ki biz öğretmeniz ben niye altını değiştireyim gibi cevaplar alıyorum genelde. Ve ben şunu hatırlatıyorum okul öncesi eğitiminin erken çocukluk eğitiminin aslında iki amacı var biri bakım. Yani bakım vermek de evet sen bir öğretmensin ama bir eğitimcisin aslında. Yani yine alan yazında sadece öğretmen olarak adlandırılmıyor aslında okul öncesi eğitimcileri. Yani okul öncesi eğitimcisi, uzmanı gibi isimler de alabiliyor. Öğretmen aslında en hani yaygın olarak kullandığımız şey. Ama senin hani bir öğretmen oluyor olman alt değiştirmeyeceğin anlamına gelmiyor. Bu işin doğasında olan bir şey çünkü. Bir kere bence bunu bilmeliler. Çünkü zaten mezun oldukları zaman ve iş başvuruları yaptıkları zaman eğer başvuru yaptıkları kurum 0-3 yaşa özellikle hizmet veren bir kurumsa direkt bu soruyla karşılaşıyorlar. Ve çoğu bu yüzden geri dönüyor kurumlardan. Bir kere bunu bilmiyorlar. Evet yani böyle mezunlarımız oldu açıkçası hani işte hocam gittim bana alt değiştirir misiniz diye sordular. Ben de bunu yapmak istemediğimi söyleyip hani çıktım diyenler de var. Çünkü aslında çok da haksız değiller. Neden? Çünkü eğitim programımıza baktığımız zaman 0-3 yaşa yönelik çok da fazla ders almıyorlar. Daha çok gelişim odaklı dersler alıyorlar. Yani 0-3 yaşındaki çocuğun işte bilişsel gelişimi, sosyal, duygusal gelişimi nasıl? Bununla ilgili aslında daha çok dersler alıyorlar. Ama hani bu yaş grubu için bir müfredat hani bunun üzerine çok fazla konuşulmuyor açıkçası. Doğal olarak da yani ne bileyim bir uyku eğitimi, bir tuvalet eğitimi bunları bir okul öncesi öğretmenliği programında edinmiyorlar bu bilgileri. Ha. Böyle olunca yani sahaya gidip iş öğretmenlik yapmaya gelince tabii ki yetkin hissetmiyor adaylar kendilerini. Yani bu aslında iki taraflı bir şey. Ya bu şu an aslında biraz farkındalık düzeyinde bizim ülkemizde. Dediğim gibi yurt dışında hani bu 0-3 yaş özellikle çok yaygın olarak verilen kurumlar var. Bu yaşa eğitim verilen kurumlar var. Ama bizim ülkemizde sadece şu an sosyal hizmetlere bağlı kurumlar, hani kreşler var. Milli eğitime bağlı kreşler yok 0-3 yaşa hizmet veren. Biraz belki yaygınlaşmasıyla alakalı. Hani yaygınlaştıkça belki buna olan ihtiyaç artacak ve buna yönelik eğitimler artacak belki. İlk önce bence bilmeleri gereken şey bu. Onun dışında bilmeleri gereken diğer bir şey belki şu olabilir. Genelde ben bunu da soruyorum. Yani sizce mesela neden okul öncesi öğretmeni olmak istediniz diye bir soru soruyorum. Ya da hani size göre hani çocuk kimdir? Size göre çocuk ne yapar, ne yapmalıdır gibi. En sıklıkla aldığım cevaplardan biri şu. İşte ben çok çocuk seviyorum, çocukları çok seviyorum. O yüzden işte bu bölümdeyim gibi bir cevap alıyorum. Böyle şey gözlerle bakıyorlar bana. Evet çok doğru bir cevap verdim. Gözleriyle bakıyorlar. Ben de hayır diyorum yanlış cevabı verdiniz. Çok şaşırıyorlar. Niye yani çocukları çok seviyorum ve o yüzden okul öncesi öğretmeni olacağım. Ama diyorum ki sen bir çocuk seviyorsun ya da sen iki çocuk seviyorsun. Ya da hani çocukları ayrı ayrı seviyorsun. Ama bir düşün, 20 tane çocuğun bir sınıfta olduğunu düşün. O 20 çocuğun aynı anda farklı ihtiyaçları olduğunu düşün. Yine de sevecek misin? Ve bunu her gün yapabilecek misin?
Yani düşünmek gereken çok fazla şey var aslında. Yani hele işte ne bileyim 3 yaşta öğretmenlik yapıyorsan ya da belki daha küçük yaşta. Yani 10 tane, 15 tane hani bebeğe gerçekten bakım verebilecek misin? Ya da bir kısmının işte bakım ihtiyacını karşılarken bir kısmının eğitim ihtiyacını karşılayabilecek misin? O yüzden bunu da bilmeliler. Yani çocuk sevmek bu bölümü okumak, bu bölümde hani başarılı olmak için yeterli değil. Yani sabırlı olmak gerekiyor, o bir kesin. Çünkü dediğim gibi yani ideal olan tabii ki işte 20 kişilik gruba 2 öğretmendir ya da yardımcı bir öğretmendir ama gerçekliğimiz tabii bu şekilde değil. O yüzden tüm ihtiyaçlara hizmet verebilmeleri için tükenmiş olmamaları gerekiyor. Yani sabırlı, anlayışlı olmaları gerekiyor ve enerjik olmaları gerekiyor. Yani bu da en önemli özelliklerden biri. Sesi çıkmayan hani böyle çok sakin kişilikler genelde çok hani yetkin hissetmiyorlar sınıfta kendilerini. Çünkü sınıf yönetimi her öğretmenlik alanında en ciddi hani ilgilenilmesi gereken konudur. Ama okul öncesi dönemde daha bir farklı bence. Çünkü dediğim gibi yani çocukların doğası gereği çok hareketliler ve sesleri çok yüksek. Her biri ayrı bir tondan hani konuşuyor ve sizin onlara hitap edebilmeniz için, onların ilgisini çekebilmeniz için çok daha farklı bir tonda konuşuyor olmanız gerekiyor. O yüzden aktif olmak, sabırlı olmak, enerjik olmak bu anlamda bence çok önemli. Bunları bilmeleri gerekiyor bence. Çok teşekkürler. Bir kere bize öncelikle şeyden bahsetmiş oldun. Yani bu bölümü seçmesi gereken kişilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor ve nelerle karşılaşacak? Üniversiteyi okuduk. Çok güzel. Okul öncesi bölümünü okudu, bitirdi diyelim bir öğrencimiz. Mezun olduktan sonra neler bekliyor? Nerelerde çalışılabilir? Hangi koşullarda çalışılabilir? Yani tabii ki şimdi ilk hani çalışma alanı işte özel ya da resmi anaokullarına öğretmen olarak girebilir. Tabii devlete girebilmesi için resmi bağımsız anaokullarına girebilmesi için sınava girmesi gerekiyor biliyorsunuz. Onun dışında özel anaokullarına, kreşlere, gündüz bakım evlerine girebilir. Bunun dışında yüksek lisans doktora yolunu seçebilir ve akademisyen olma yolunda ilerleyebilir. Bu da tabii ayrı bir hani konu. Onun dışında çocuk yayınlarının hazırlanmasında çalışabilir. Yani birçok dergi var biliyorsunuz hani bu yaş erken çocukluk dönemine hani hizmet veren birçok dergi var, işte yayın var. Mesela bunların hazırlanmasında, içeriklerinin hazırlanmasında okul öncesi öğretmenleri çalışıyor. Daha önce çalıştığım kurumda mesela mezunlardan yine bu yolu seçenler vardı. Çocuk kitaplarının hazırlanmasında ya da materyal çocuklar için oyuncak tasarımı, materyal tasarımı bu tarz kurumlar var. Mesela bunlar da çalışabilir. Ya da yine bir takım içeriklerin hazırlanmasında çalışabiliyorlar. Bunlar teknoloji araçları da olabilir. Onun dışında tabii hayalleri arasında bir kurum açmak olabiliyor bazı adayların. Bunun için tabii önce öğretmenlik yapmış olmaları gerekiyor. Yani belli bir yıl tecrübe gerekiyor. O yüzden hani tabii bunu da yapabilirler ama bunun için önce biraz tecrübe edinmeleri gerekiyor. Yüksek lisans doktora da yapıp belki yine özel ya da resmi kurumlarda yöneticilik seviyesine de yükselebilirler. Böyle seçenekler var diyebiliriz. Peki sen bunlardan hangisini neden tercih ettin diye sorsak, biraz kendinden de bahsetsen bize bu konuda. Evet, yani aslında bu karışık bir konu ama belki şöyle başlayabilirim. Aslında ben psikoloji mezunuyum, ODTÜ psikoloji mezunuyum. Yani aslında psikoloğum ama işimi yapmadım. Yani şöyle gelişimle ilgili ilerlemek istiyordum. Gelişim psikolojisiyle ilgili ilerlemek istiyordum ama mezun olduğum yılda Ankara'dan kalmak istiyordum. Ve Ankara'da bir yüksek lisans programı yakalayamadım. Öyle olunca zaten lisansımda hani seçmeli ders vesaire alıyordum okul öncesi bölümünden. Hani çocuklarla zaten çalışmak istediğim için o bölüme biraz aşinaydım. Orada başladım yüksek lisansıma. O şekilde devam ettim. Yani akademik çalışmayı düşündüğüm için ben böyle ilerledim açıkçası. Dediğim gibi benim hani lisansımın psikoloji olması da biraz şaşırtıyor insanları. Çünkü genelde hani okul öncesinden mezun olanlar psikolojiye falan kaymak istiyor. Hani sen niye orayı bırakıp geldin gibi bir algı oluyor. Artık oraları geçtim ama yani ben akademik ilerlemek istedim. Ama bu işin şöyle olması gerektiğine inanıyorum ben. Yani
Aslında sahadaki çalışanlar da yani öğretmenler de yüksek lisans yapıp kendini geliştirmeli. Yine aynı şekilde yüksek lisans doktora yapanlar da sahada çalışıyor olmalı. Yani sahada da neler olup bittiğini bilmeli. Aslında iki taraf bazen birbirini çok eleştirir. İşte hocaların, akademisyenler sahayı bilmiyor. Hep teorik şeyden bahsediyorlar gibi. İşte ne bileyim akademisyenler de daha çok sahadaki hocaların yenilikleri takip etmediği vesaire. Yani böyle şeyler duyabiliyorum ben bazen. Aslında normal olanı zaten ikisinin el ele gitmesi. Ama tabii bu çok zor. Yani çalışan bir öğretmenin yüksek lisans yapması çok zor bir şey. Ya da yüksek lisans yapan akademisyenlikte ilerleyen bir kişinin hani gidip bir yerde çalışması çok zor. İşte bu anlamda bu stajlar falan önemli bence. Yani hani uygulamadan kendini koparmamak ama bir şekilde de alan yazını takip etmek. Şimdiki öğretmenler bence bu konuda çok iyi. Yani çok iyi okul öncesi öğretmenleri var. Biz uygulama okullarına gönderdiğimiz zaman görüyorum. Projeler yapan, yenilikleri takip eden, bunları uygulamaya yansıtan öğretmenler çok fazla var. Bu çok güzel bir şey bence. Bu arada hani biraz önce atladık belki. Hani hangi dersler var gibi biraz konuşmuştuk. Orada hani aslında uygulamalardan bahsetmedik. Uygulama da işin en önemli kısmı. Çünkü bazen adaylar uygulamada bu mesleğe ait olmadıklarını düşünebiliyorlar. Wow. Ya da tam tersi olabiliyor. Mesela sınıf içinde derslerdeki performansını çok iyi bulmadığım ama uygulamada harikalar yaratan adaylar olabiliyor. Bu beni çok şaşırtıyor mesela. Yani akademik olarak hani ortalama düzeyde olduğunu düşünelim. Ama uygulamaya bir gidiyor, öyle planlar hazırlıyor, çocuklarla öyle bir dil yakalıyor ki harikalar yaratabiliyor. Yani bu çok önemli. Bence uygulamayla bir arada gitmesi, yani adayı iki tarafta da görmek çok daha farklı diye düşünüyorum. Bence hani programların mümkün olduğunca fazla uygulamaya yer veriyor olması gerekiyor. Yani ikinci sınıftan başlayarak mümkünse gözlemle başlayıp daha sonra işte ufak ufak belki planlamalar yapıp etkinlik planları hazırlayıp son sınıfta da ya da üçüncü sınıftan başlayarak da öğretmenlik uygulamaları yapıyor olmaları çok şey kazandırıyor. Ve farklı yaş gruplarıyla bunu yapmalılar özellikle okul öncesi için. Çünkü bazen mesela 3 yaşta hiç deneyimi olmuyor adaylarımızın. İşte mezun oluyor ve 3 yaş grubuna giriyor. Bu sefer elindeki hiçbir etkinlik çalışmıyor. Yani o 3 yaşa nasıl hitap edeceğini bilmiyor. Dikkat sürelerini tamam biliyor ama nasıl bir etkinlik onlarda işe yarar bilemeyebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca hani eğitim alırken işte 3 yaşa da 4 yaşa da 5 yaşa 6 yaşa da girmesi önemli. Bu yüzden de bu uygulamaların aslında ya da staj, artık staj demiyoruz gerçi. Bu öğretmenlik uygulamalarının daha çok olması gerekiyor bence. Mesleğin artıları ve eksileri nelerdir? Yani nereden başlayalım bilmiyorum. Yani eksilerinden başlayalım isterseniz. Şöyle diyebiliriz. Bir kere yıpratıcı bir meslek. Yani hani böyle kırkınıza falan geldiğiniz zaman hakikaten çok yoran ve sizi çok tüketen bir meslek. Çünkü dediğim gibi çocuk seviyor olabilirsiniz. Çocuklarla iyi bir diliniz, iletişiminiz olabilir. Ama 20 çocukla işte ya da işte 15 çocukla bir arada bunu yapmak çok zor bir şey. Bir de sürekli yenilemeniz gerekiyor kendinizi. Çünkü görüyorsunuzdur her geçen yıl çocuklar çok daha zeki varlıklar haline dönüşüyor. Bu da işte çok fazla uyarandan dolayı. Yani öyle eğitici oyuncaklar, eğitici materyaller var ki artık yani yapmaları gereken yaştan daha önce yapıyorlar birçok beceriyi. Edinmeleri gereken birçok beceriyi çok daha erken ediniyorlar. O yüzden kendinizi geliştiriyor olmanız gerekiyor sürekli. Tabii ki her meslekte bu böyle. Yani yakalamak gerekiyor yenilikleri, gelişmeleri ama hakikaten çocuklarla bir dil kurmak çok zor. Bunu yapabilmek için de onların izlediği şeyleri, onların oynadığı şeyleri yapıyor, sizin de bunları uyguluyor olmanız gerekiyor. Onun dışında toplumun algısıyla baş ediyor olmanız gerekiyor. Yani bu da açıkçası beni dediğim gibi başta da söyledim rahatsız eden şeylerden biri. Hani okul öncesi öğretmenine bir öğretmenmiş gibi davranmıyorlar bazen. Bu tabii toplumla da alakalı, öğretmenin duruşuyla ya da kurumun hani algısıyla da alakalı olabilir, bilmiyorum ama bazen hani bir bakıcıymış gibi davranabiliyorlar. Ha. Yani
ailenin tek merak ettiği şey işte çocuğunun ne yediği, işte doğru beslenip beslenmediği gibi şeyler olabiliyor. Tabii bunlar da çok önemli. Bunlarla ilgili de zaten veri toplayıp aileye sunuyoruz ya da bunlarla ilgili veri toplayıp düzenlemeler yapıyoruz okul öncesi öğretmeni olarak ama çocuklarının aslında sosyal ilişkilerine, akran ilişkilerine ya da işte sosyal anlamda ne kadar geliştiklerine, dil gelişimlerine yani bunlara da aslında çok katkısı var öğretmenin ve bunları da merak ediyor olmaları gerekiyor. Şimdi aile demişken tabii aile de aslında işin en zor tarafı. Yani dediğim gibi her öğretmenlikte aileyle bir şekilde el eleyiz yani baktığımız zaman ama okul öncesi dönemde çok daha farklı bence bu. Neden? Çünkü çok küçükler ve kendilerini yani ifade edemeyen bebeklerle birlikteyiz belki. O yüzden hani ailenin bir kere size çok büyük güven duyması gerekiyor. Yani bu güveni kazanmak için bayağı çabalamanız gerekiyor. Bir sürü iyi bir şey yaparsınız ama bir gün çocuk düşer ve başını bir yere vurur. O zaman bütün iyi şeyler gidiyor. Oysa hani siz de insansınız ve hani o an onu göremeyebilirsiniz. Yani bunu ben hep kendi oğlumun öğretmenine de söylüyordum. Yani benim yanımda da düşebilir. Benim yanımda da bu başına gelebilir. Bu çok normal bir şey. Aslında ailelerin bunu düşünüyor, söylüyor olması gerekiyor. Yani benimle de yeteri kadar yemediği gün olabilir ya da benimleyken de başına bir şey gelebilir. Bunu bir kere bir düşünmek lazım ama ailelerin çok değişik beklentileri olabiliyor. Yani gidip bilmiyorum bir matematik öğretmenine bu konuyu böyle anlatmayın, bu konuyu böyle anlatın. Hani diyor mu öğretmenler? Diyor da olabilirler tabii. Belki yanlış anlıyorlardır. Diyorlar işte yani dememeleri gerekiyor. Ama okul öncesi öğretmenine çok fazla danıştığını yani işte benim çocuğum ne bileyim üstü çamurlu geldi bugün. İşte dışarıda mı oynadı? Oynayacak tabii çünkü bu pedagojik olarak gerekli bir şey, önemli bir şey. Ya da işte ne bileyim yemek yerken üstüne döktü ya da resim yaparken işte çok pahalı bir kazağı var çocuğumun ve kirlendi. O zaman ona giydirmeyeceksin. Çünkü bu çocuk kirlenecek yani. Bu çok normal bir şey. Ne bileyim işte şu arkadaşından yanlış şeyler öğreniyor, onun yanına oturmasın. Yani sınıf içi dinamiklerine çok fazla karışıyorlar. Yani en başta öğretmene güvenmeleri gerekiyor. Birazcık o bağı kurmak gerekiyor. Ama aileler işin en zor kısmı. Yani ben öğrencilerime de söylerken bunu hep söylüyorum. Evet çocuklarla iletişime geçmek, 20 çocuğa bir hani gerçekten öyle bir şey uyumlu bir ortam yaratmak zor. Ama işin daha da zor kısmı o 20 çocuğun arkasında kaç ebeveyn olduğu ve o ebeveynlerin sizden ne istediği. Çünkü biri mesela sizden şey isteyecek işte okuma yazmaya çok hevesli benim çocuğum. Lütfen işte bunu destekleyin diyecek. Ama öbürü diyecek ki hayır benim çocuğum kesinlikle okuma yazmayı öğrenmesin. Bunu ilkokulda öğrenecek diyecek. Ve siz bu çocukların hepsine bir anda eğitim vermeniz gerekiyor. Ve bu çocuklar dur deyince duran, otur deyince oturan bir yaşta değiller. Yani o yüzden ailelerin bunu bir kere anlaması gerekiyor. Bu noktada da tabii en büyük iş yine öğretmene düşüyor. Öğretmen bu şeyi ilk baştan aileye vermeli. Yani ben bu işin eğitimini aldım. Burada en yetkili kişi benim. Eksiklerim olabilir. Sizin gördüğünüz, benim görmediğim şeyler olabilir. Tabii ki bunu benimle paylaşabilirsiniz. Ama bana güvenmeniz gerekiyor ve benim hani bu uyumlu ortamı sağlayabilmem için birinizin isteğini öbüründen öteye koyamayacağımı bilmeniz gerekiyor gibi. Çünkü her aile çocuğunun bir prens ya da prenses olmasını istiyor. Yani tabii bu dediğim gibi diğer yaşlarda da böyledir eminim. Ama bir yerden sonra artık çocuklar hani kendilerini daha rahat ifade ettikleri için bu duruma kendilerini sokmuyorlar. Ama okul öncesi dönemde hakikaten daha çok zaten biliyorsunuz tek çocuklu tek çocuk hani daha çok oluyor ailelerde ve ailenin tek hani prensesi, incisi gibi büyüyor hepsi. O yüzden odak olmak istiyorlar. Yani çocuğun saçındaki bir tokayı görmediyseniz mesela öğretmen olarak o çocuk size o günü zehir edebiliyor. Hakikaten böyle yani çocuklar. Çünkü hani ilgi odağı olmaya çok alışmışlar. Düşünsenize hani 10-20 tane böyle çocuk olduğunu düşünün. Ve aile sizi arıyor diyor ki işte kızım dedi ki bugün onunla hiç ilgilenmemişsiniz. İşte şunu bile görmemişsiniz. Yani ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz? Yani hakikaten aile işin zor tarafı. Yani hepimiz hani aileyiz. Hepimiz bir ailede büyüdük. Bir şekilde bir deneyimimiz var. Tabii ki çok kıymetli. O anlamda hiçbir lafım yok.
Ama hani negatif taraflarından biri de bence bu. Biraz dediğim gibi algı, yani bakıcı gibi bir muamele görebiliyorlar bazı öğretmenler. Biraz da kuruma bağlı bu yani. Hiç böyle olmayan kurumlar da var ama böyle şeyler de duyabiliyorlar. Bunlar hani olumsuz tarafları diyebilirim. Hani olumlu taraflarına gelecek olursak bir kere tatmini çok yüksek bir meslek. Yani evet, ne kadar yorgun olursanız olun. Hani mesela 2 yaşta, 3 yaşta çalışan mezunlarımız var mesela. Anlatıyorlar. Hakikaten çok zor. Ama hani o gelip size sarıldığı zaman ya da işte sizinle çok özel bir şeyini paylaştığı zaman her şey duruyor yani o anda. Ya da onların büyüdüğünü görmeniz. Hani çünkü gözünüzün önünde büyüyorlar. Yani evet. Yani 20 yaş, 21 yaş çok bir şey fark ettirmiyor. Ya da 15-16 bile o kadar hızlı değil. Ama 0-6 yaşta, özellikle 0-3 yaşta günden güne bile çok fark ediyor. Gelişim çok hızlı çünkü bu dönemde. Onu görüyor olmak, hele hani grubu işte 3 yaştan 6 yaşa kadar götürdüyseniz vesaire. Yani o anlamda iş tatmini yüksek diyebilirim. Genç kalıyorsunuz bir şekilde. Evet, yıpratıyor, yıpratıcı bir meslek ama çocuklarla olduğunuz için, sürekli onlarla oynamak hani durumunda olduğunuz için bir taraftan da genç kalıyorsunuz. Aslında ruhunuz bir taraftan genç kalıyor. O da bence olumlu taraflarından biri. Onun dışında bunlar yani şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bir tane de ben eklemek istiyorum. Yani en azından kendi branşımdan ya da kendi gördüklerimden. Çocukların herhangi bir sizden öğrendiği beceriyi yani uyguladıklarını görünce dünyalar mesela benim oluyor. Hani aa bunu öğrenmiş, evet falan diye geliyorsunuz karşısında. Bence bu da paha biçilemez bir şey artık. Kesinlikle olmak. Evet yani o da çok fazla oluyor dediğin gibi yani aslında. Bir şeyler öğretiyorsunuz ya da öğretme amacı taşımıyorsunuz. Sadece sizi görüyor. Yani mesela bu yaş grubu özellikle çok fazla modeller görerek öğrenir bir şekilde. Sizin yaptığınız bir şeyi görüp ya da söylediğiniz bir şeyi ifade edişinizi yapması, onu olumlu yollarla göstermesi falan gerçekten paha biçilemez bir şey yani. Çok güzel bir şey. O anlamda da sizi geliyor bence. Lisede ve üniversitede okuyan bu arkadaşlara ne öneride ve tavsiyelerde bulunursun? Yani evet, lisede okuyanlar için bir kere kendilerini iyi tanımalılar bence. Yani ne istediklerini. Çünkü orada seçim biraz karışıyor. Yani işte kaç puan aldığıyla da ilgili olabiliyor gideceği bölüm. Ailesinin istediği şeyle de ilgili olabiliyor. Bu anlamda biraz kendi istediklerine odaklanmaları ama biraz da geleceği düşünerek hareket etmelerini öneririm. Yani evet, geleceği olan meslekler hani bu hep konuşuluyor. Ama öğretmenlik hani her zaman genel geçer bir şey bence. Yani hiçbir zaman, özellikle şu pandemi döneminde öğretmenlere ne kadar ihtiyaç olduğu, eğitimin aslında ne kadar önemli olduğu, evet, okulların nasıl bir fonksiyonu olduğunu daha net anladık. O yüzden hani öğretmenliği genelde işte puanım yetmediği için öğretmenliği tercih ettim. Ya da işte ailem daha sabit hani bir işim olsun diye tercih ettim gibi şeyler gelebiliyor. Ama öğretmenlik böyle bir iş değil. Bir kere sevmeden asla yapılmayacak bir şey. Ya da hani puanım yetti diye gelinecek bir yer değil. Bir kere iyi tanımalılar yazdıkları şeyi, bölümü. Tabii zor biliyorum yani, hem o puan dengesi, hem ailenin isteği, hem kendi isteğini, bunu dengelemek çok zor. Ama kendilerini tanımaya yönelik şeyler yapsınlar. Yani ben kimim, benim yeteneklerim neler, becerilerim neler ve neyi yapabilirim? Bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra yine bunu yapmayı isteyecek miyim? Hani bunları düşünmeliler bence. Tabii o kısımlar sizin daha alanınıza giriyor. Yani benim şu anda hani genel olarak kendi tecrübelerimden söyleyebileceklerim bunlar. Onun dışında tabii okuyanlar için de artık alana girdiler bir şekilde. Dönülmez değil hiçbir şey. Yani bizim bölümümüzde mesela ekonomiden falan bırakıp gelen adaylar vardı. Çok iyi öğretmenler oldular hani. Bir şekilde hani bir yerden de dönülebiliyor. Geçişler yapılabiliyor. Bu kesin. Ama bir şekilde sahip çıkmalılar. Yani dediğim gibi kendini en iyi şekilde geliştirmeli. Çünkü birçok öğretmen mezun oluyor. Birçoğu atanamıyor ya da birçoğu işte istemediği bir işte çalışmak zorunda oluyor. Ama yine farkı kendini geliştiren öğretmenler ediniyor. Yani dediğimiz gibi bir dil becerisi ya da kendini bir alanda geliştirmek,
okurken yani o okuma, o lisansın aslında kıymetini bilmeliler. Yani o anlar hiçbir zaman geri gelmiyor. Bunu çok net anladık. Ben çok uzun yıllardır hani doktora süreciyle birlikte düşününce çok uzun yıllar okuyan biri olarak söylüyorum bunu. Hakikaten lisans çok kıymetliymiş. Kendinize aslında çok vakit ayırabildiğiniz, kendinizi çok dinleyebildiğiniz ve istediğiniz şeylere çok daha aslında rahat ulaşabildiğiniz bir dönem. Çünkü daha sonra evet belki para kazanıp hani bir işiniz oluyor ama zamanınız olmuyor bir şeyleri yapacak. O yüzden bence kendini geliştirmek için dediğim gibi yani böyle kendi alanlarına özgü işlerde çalışabilirler, toplum hizmetleri yapabilirler. Biraz biraz hani hayatı oradan deneyimlemeye başlayabilirler diye düşünüyorum. Değerli vaktini ayırıp yayınımıza katıldığın için çok teşekkürler Çağla. Hem işin akademik kısmını hem de çalışma koşullarından bahsettin. Yani bir kurumda çalışılırsa başına neler gelir, akademik anlamda ilerlerse neler olur, hepsinden bize bahsettin. Bu dediğim gibi değerli vaktini ayırdığın için bir kez daha teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım hani okul öncesi öğretmenliğini düşünenler için aydınlatıcı bilgiler olmuştur. Çok teşekkür ediyorum sana da davetin için. Teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bay bay.